ve ekranlarından iyi akşamlar. Seçim 2019 programlarımız devam ediyor. Seçime sadece 2 gün kaldı. Şu anki konuğumuz Döşemealtı Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı CHP'nin belediye başkan adayı Sayın Turgay Genç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Nasılsınız? Size sorayım, nasılsınız? Çok yoğun bir ortam. Evet, çok yorucu ama çok keyifli bir ortam. Özellikle kampanya döneminde bütün vatandaşlarımızla iç içe olup onların gönüllerini almak için tek tek ziyaret etme fırsatı buluyorsunuz. Onların teveccühleriyle de mutlu oluyoruz. Gerçekten çok güzel işler yapmışız. Sizi yorgun görmedim ben bu sefer. Yok. İyisiniz. Aslında şöyle söyleyeyim, yani günlük uyku saatimiz 3-4 saat aralığında. Tüm enerjimizi ve sinerjimizi halkımızdan alıyoruz. Buradan tüm Döşemealtılı vatandaşlarımıza, halkımıza iyi akşamlar diliyorum. İyi seyirler. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? En son ben Muhittin Böcek'in de katıldığı bir mitingi biliyorum. Önceki akşam galiba. Aslında miting değil Uğur Bey. Mitinge yani benzedi. Kalabalık evet, olunca. Evet. Bizim Muhittin Başkanımızla birlikte bir ilk etapta açılışı yaptık. Seçim bürosu açılışı. O miting havasında oldu. Hı hı. Akabinde yine bizim yeni eklenen, bütün şehir yasasıyla yeni eklenen alanlarımızla ilgili köyler bölgesi diyoruz. Hı hı. Oralarla ilgili bir program yaptık. Ilıca, Dağbeli, Badem Ağacı gibi. Oralarda da halkın çok ciddi teveccühü vardı. Hele yani Kovanlık'taki karşılama, Dağbeli, bambaşka. Badem Ağacı yani traktörleriyle bizi muhteşem bir coşkuyla karşıladılar. Hem Muhittin Başkan olan teveccüh, hem şahsım olan teveccüh. Buradan minnettarım tüm halkımıza, milletlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Siz Döşemealtı'nda birçok seçim gördünüz. Evet. Yıllardır oradasınız. Hem aday olup kazandınız. Şimdi yeni bir seçime giriyorsunuz. Neyi gösteriyor kalabalıklar seçim için size bir şey ifade ediyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim Uğur Bey. Döşemealtı, ben Döşemealtı'nın evladıyım zaten. Yani ve benim kendi bölgem ve en mutlu olduğum nokta bölgemin kalkınmasına bir değer katılmasına katkı koyuyorsanız ve vatandaşlardaki ve halktaki de yaklaşım bunun değeri bilircesine size teveccüh gösteriyorsa bundan daha büyük ne zenginlik var ne de başka bir şey var, mutluluk var, onu söyleyeyim. Zaten başka türlü inanın bu iş yapılmazdı. Çekilmez diyorsunuz. Tabii o. Yani çok özveri gösterilmesi gereken bir nokta. Yani ailenizin zamanından çalıyorsunuz, ekonominizden oluyorsunuz. Ama ben Döşemealtı halkım için her şey feda olsun yani. Efendim şey sormak istiyorum. Şimdi 5 yıldır belediye başkanısınız orada. Evet, evet. Ora doğumlu olduğunuz için bu 5 yılda neler değişti Döşemealtı'nda? Çok geniş kapsamlı bir soru ama en azından ana hatlarıyla sizin ana belediye hatlarıyla başkanı döneminde. Hemen anlatıvereyim. Tabii vatandaşlarımızın çok ciddi bir sorumluluk yüküyle aldık. Çünkü Döşemealtı yeni bir ilçeydi. 2008 yılında merkez ilçeye dönüşmüştü. 4 tane beldeden birleşen yeni bir ilçeydi ve akabinde 2008 yılında alınan kararla bütün şehir yasası ilçe kararı alınmıştı. Hı hı. 2014 yılın itibariyle de bütün şehir yasası kapsamında da kapatılan beldeler ve köyler bölgesiyle alanımız 3 kat büyüdü. Ve neredeyse %70'i kırsaldan oluşan bölgemizde yapılaşma oranı daha çok düşük. Dağınık, öbek öbek yapılaşmalardan oluşuyor, yerleşimlerden oluşuyor. Ve tabii ki işimiz hiç kolay olmadı. Tek şeyim şuydu Sayın Keskin. Yani alanımızın büyük olması, altyapısından sosyal projelerine, kentsel projelerine, yani her şeye ihtiyacı olan bir bölge. Hı hı. Tabii ki bunun birinci içerisinde girmiştik. Zaten Büyükşehir Koordinatörü olarak da, Büyükşehir Meclis Üyesi olarak da bölgede çalışma yapmıştım 5 yıl boyunca. İlk bölgenin imar plan revizasyonunda, yani 25 binlik plan revizasyonunda başındaydım imar komisyon başkanı olarak.
O yüzden hemen hemen her köşesini, her metrekaresini hakimdik ve ne yapacağımızı biliyorduk. Şöyle söyleyeyim, bizde mimarlarda bir eskiz çalışması vardır biliyorsunuz. Yani demişler ki sanki, ya sen daha yapılaşma oranı %7-8'lerde aldık. Kocaman bir alanın. Devasa bir alan. Buraya modern Antalya'nın geleceği bir kent yarat demişler. Ve biz de bunu yapıyoruz aslında. Yaptığımız tam anlamıyla da bu. İlk etapta Sayın Büyükerşen Hocam'la hemen hemen ilk aylardaydı. Bir ziyaretine gittim. Tabii bir taraftan belli bir borç kalemi var. Gelir gider dengesi yok. Derleme toplama bir yapıda kuruldu. Çünkü yeni bir ilçe. Yani bir belediyecilik anlamındaki, yani bir Konyaaltı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi gibi teslim aldığım süreçte bir yapı yok, bir kurumsal anlayış yok. Dolayısıyla bir taraftan gelir gider dengesini kurgulamak, diğer taraftan modern çağımızın belediyecilik anlayışı sistemini kurgulamak. Bunlar kolay olmadı. Yani ciddi emek sarf ettik. Bir taraftan belediyenin yapılanmasını ve sistem oluşturmayı yaparken, diğer taraftan da hızlı bir şekilde hemen Büyükerşen Hocam'dan bahsettim. Şu noktada çok ilk zamanlar çok boğulduğumuz anlar da oldu. Tahmin edebiliyorum. Yani ve anlattım. Başkanım, siz çok deneyimlisiniz, çok da başarılısınız. Ve size örnek alan bir kardeşiniz olarak, öğrenciniz olarak ne tavsiye edersiniz dedim. Yapın bu. Bu noktalarda böyle bir devasa alanımız var. O da Turgay'cığım, bir hiç dedi kaynağı düşünme, proje üret, proje kaynağını bulur dedi. En önemli noktaydı. İkincisi de mutlaka ve mutlaka üretim tesislerini kur dedi. Yani belediyenin ihtiyacı olan şeyleri yani, kendin üret. Kendi üretim tesislerini kurarsan maliyet baremin düşer ve aynı zamanda da istihdam yaratırsın. Dolayısıyla minimum maliyetle maksimum verim alırsın demişti. Sağ olsun. Ben de hemen o ikinci, üçüncü aydaydı. Döner dönmez ilk parke bordür fabrikamı, atölyelerimi, ahşap atölyesi, demir atölyesi, mobilya atölyelerini kurdum. Ve gerçekten buradan şükranlarımı iletiyorum kendisine de. Başarılar da diliyorum. Gerçekten bizim için elimizi çok kolaylaştırdı. Tabii hemen akabinde çok ciddi bazda her yerin yola ihtiyacı var. Yani aşağı yukarı 1000'e yakın dilekçe vardı. Başkanım, evimiz var. Ruhsat aldık, iskan aldık, gidecek yol yok diye. Aşağı yukarı tabii ki mevcut makine parkuruyla da bu alandaki bu ihtiyacı karşılamak mümkün değildi. Yani 6 milyon liralık bir yatırımla iş makinalarımızı genişlettik ve 600 kilometrenin üzerinde yol açmışız. Bunun dışında tabii ihtiyaçlar bitmiyor. Yolu açıyoruz. Vatandaşımız haklı olarak diyor ki ya yazın tozuyor, kışın çamurda kalıyoruz. Bir taraftan satıya asfalt, bir taraftan sıcak asfalt, diğer taraftan ürettiğimiz parke bordürlerle sokak çalışmaları yetişmeye çalışıyoruz işin açıkçası. Ama şu fen işleri personelime, tabii bütün personellerime çok teşekkür ediyorum. Buradan minnettarım. Biz bir ekibiz. Çok fedakarca çalışmalarının sonucunu aldık. Biraz önce de dediğim gibi bir yeni kent yaratıyorsanız bunun temel objeleri var, temel ihtiyaçları var. Bir mimar için de bulunmaz nimet herhalde. Baştan aslında böyle. Bir nevi o. Yani gerçi rakibimiz mimarlığımızı bile kabul etmiyor, neredeyse imza atmıyor diyor da. Bizim imzayı kafasına çaksak da bütün döşem altı biliyor, o kabul etmese de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kenti kent yapan bir merkezi olmalı dedik. Kent meydanını yaptım. Evet. Ve alan çok dağınık olduğu için ana kent meydanının dışında kapatılan belde belediyelerin kent meydanlarını yaptım. Çığlık, Dağbeli, Badem Ağacı gibi. Ondan sonra hemen hemen
Şöyle de bir zorluk var. Tabii merkezi bir tek nokta yapılaşmasından oluşmadığı için döşeme altı. Bir mahalleme pazar yeri yaptığım zaman 15 mahalleme yapmam lazım veya evet. 32 mahalleden oluşuyor ama merkezin haricindeki 15 tane pazar yeri yaptık, 2 tanesi de devam ediyor. Bu bir de bir rekor aslında. Yani bir dönemde herhalde benim kadar pazar yeri yapan başka bir belediye başkanı yoktur. Şundan dolayı her köyüme bir park ve bir pazar yeri yapmam şunu getirdi. Köydeki vatandaşlarımızın yağmurda, çamurda, tozda, tozun içerisinde sosyal aktivitelerini, yani düğünlerini, mevlütlerini, cenazelerini yapabilecekleri bir alan ihtiyacına da kavuşmuş oldu. Haftanın bir günü pazar, diğer günleri de komple bu tür sosyal aktivitelerle geçti. Tabii, bir yandan eğitim yatırımları, sağlık yatırımları. Her alanda, yani eğitim alanında kreşimizi yaptık, ekolojik kreşimiz. Muhteşem bir eser ortaya çıktı. Bugün Türkiye'de örnek gösterilen bir yapısal eser oldu. Aynı zamanda eğitim sistemiyle de Türkiye'yi temsil ediyoruz Avrupa projesi kapsamında, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte. Yaptığımız bütün projeler hep bir tema üzerine oturtturdum ki döşemaltı Antalya'nın geleceği ise biz bunu modern ve gelecekte de örnek gösterilebilecek değerde eserler olsun diye muhteşem bir cami yaptım. Merkez Cami de bir kentleşmenin temel objesidir. Yani en az 100 yıl orada döşemaltıyla bütünleşen bir temel yapıdır. Konsept bir cami. Konsept, onu biliyorum. Yani evet. Normal sadece ibadet için olmayan bir cami. Müze konumunda bir cami olduğu için. Evet. Yani 56 tane kent parkı yapmış. Sosyal hizmet merkezini hayata geçirdik. Gençlik merkezini şimdi bitme aşamasında, tefrişatı yapılıyor. Güneş enerji sisteminin çatı sisteminde muhteşem bir örneğini yaptık ki bu büyüklükte kapalı çatı sistemlerinde ilktir belediyelerin. Yani her alanda, kültür sanatta beri ilk defa Döşemaltı'nın ilk tiyatrosunu kurduk, halk tiyatrosunu. Yani Antalya'dan şu an tiyatro seyircisi ağırlıyoruz, yani merkezde. O yüzden Döşemaltı çok iyi gidiyor. Yüzün üzerinde yapmış olduğumuz bu projeler, hastanesinden kreşine, gençlik merkezinden kent parklarına, sosyal hizmet merkezinden fabrikası atölyelerine. Yani her alanda hep ilkleri başardık ve yapmış olduğumuz bu eserler de hep ödülle takdir edildi. Şimdi ben yeni dönemi soracağım ama ona geçmeden evvel siz evet. söylemişken eski dönemden iki eleştiri var size. Bunu da sormakla mükellefim evet. efendim ben. Şimdi birincisi kent meydanı... Eleştiriler rakibimizden mi? Yani rakiplerden ve size yönelik evet, eleştiriler evet, var. Birincisi evet. hastane maliyetiyle ilgili Sayın Başkan. Evet. Bu konuyu bakın, cevaplamanızı rica ediyorum. Geçen hafta Sayın Ali Buldu'yla yine programdaydık. Sağlık Bakanlığı'nın verilerini o dönemki örneklemelerine kadar anlattım. Yani hastane... bir devlet yatırımı olması gerekirken devlet, döşemaltı bu kadar büyük bir alana sahip ve nüfus göç hızı Antalya'yı ikiye katlayacak noktada hızla kentleşen, göç alan bir bölgede 65-64 bin nüfusun yaşadığı bir bölgede bir hastane olmaması kabul edilebilir bir nokta kent değil. Kent merkezinde ama kente de uzak. En yakın hastaneye kaç tabii. kilometre oluyor üniversite yani hastanesi olsa? En yakın alan olsa... Kepezbaşı'ndan, Korkuteli Kavşağı'ndan 20 kilometre en yakın. İçeriden hastane. Olsa 50 kilometre. Tabii 50 evet. kilometreye varan bucak sınırı Dağbeli Badem Ağacı. Evet. Yani her seçim döneminde temcit pilavı gibi... İşte bakanlar geldi. O dönemin Sağlık Bakanı yok işte program aldırdım dedi. Gittim yalan çıktı. Akabinde Lütfü Elvan Bey yine bakan geldi. O dönemin bakanlarından. Yani her seferinde halkımızı kandırılmış hissiyatından. Çünkü temel ihtiyaç yani acil bir noktada belki de onlarca insanımız yani döşem altında bir hastane
olmuş olsaydı, kurtarılma şansı varken belki de sırf bu yüzden hayatından olan insanlarımız vardı. Yani benim zaten yaptırmış olduğum anketlerde de ilk sorun o mu çıkıyordu? Tabii %99 birinci sırada hastane çıkıyordu ki bu bizim belediye olarak duyarsız kalabileceğimiz bir nokta değildi. Ve bununla ilgili anlattım. Şimdi seçim yarışı etik kurallar çerçevesinde yapıldığı sürece keyiflidir. Ama maalesef ki görüyorum ki umut ediyordum, yani mutlu da olmuştum. Rakibim de yine bir meslektaşım. Yapacaklarını, hayallerini anlatır. Belki bizim de eksik kaldığımız noktaları da belki yakalamıştır diye düşünebiliriz diye düşünmüşken, aynen geçmişteki alışkanlıklar, aynen süre geldiği gibi şimdi de aday arkadaşımızla. Bu beni üzüyor. Aslında tüm döşem altlıları üzüyor. Yani çamur atarak, iftira atarak, yalan söyleyerek, bak kimseyi kandırarak bir noktaya gelemez. Buradan da sevgili kardeşime bunu anlatıyorum. Nedir hastanenin maliyeti? Bak, 11.715 metrekare hastane alanı vardı. Bunu geçen şeyde de anlattım. Ama WhatsApp bak, hattımız da var. Sizi sevenler de bunun cevabını istiyor. Arkadaşlar, yani belgeleriyle de anlatmaya da gayret gösteriyorum. Şeyde toplam bizim hastane alanımızın net alanı 11.715 metrekare. Düz hesap 12.000 diyebiliriz. Açık ve yarı açık alanlarla birlikte 2.774 metrekarede bu alanlar tutuyor. Toplamda 14.489 metrekare. Evet. İhaleye çıktığımız nokta bu. Yani ve şunu da anlattım. O döneme ait Sağlık Bakanlığı'nın aşağı yukarı 2000 lira civarında Sağlık Bakanlığı birim metrekare fiyatı. Hastane metrekaresinin neye mal olacak? Evet. Ve tabii ki bir devlet hastanesiyle bizim yapmış olduğumuz şu anki özel hastane arasında dağlar kadar fark var. Neden son teknoloji kullanılmış, vakum aid sistemlerle raporlama üniteleri kullanılmış, ameliyathaneleri aynı anda her türlü röntgen çekilebilecek nitelikte, özellikte teknolojiye sahip, cephe kaplamaları hakeza öyle. Yani bugün Medikal Park'ta bile olmayan teknolojik nitelikte bir hastane hayata geçirdik. Bunu da geçtim. Uğur Bey, şöyle söyleyeyim. Bu 5 yıllık süreçte AK Parti şöyle bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Hiç beklemiyordu benim döşem altında seçim kazanacağımı. Kazandıktan sonraki bu şer yapısı diyorum ben. Çünkü döşem altına bir getiri sağlamayan, döşem altına bir çivi çakılmasını nasıl engelleriz diyen yapı şer yapısıdır. Başka bir şey değildir. Toplum falan düşündüğü de yoktur. İnanın bütün ihalelerim şikayet edildi. Yani neden? Çünkü bu beklenti varken bir anda hemen ikinci yılla birlikte bir taraftan atölyeler, fabrika inşaatı, diğer taraftan kent meydanları, bir taraftan pazar yerleri, kent parkları, sosyal hizmet merkezi, gençlik merkezi, kreşi, mantar gibi her yerden şantiye alanına çevirdik bütün döşem altını. Ve o aşamadan itibaren bütün ihalelerimi, valilik, savcılık, her yere şikayet ediyorlar. Ve en sonunda ben de dedim ki ya siz zahmet etmeyin. Gittim İçişleri Bakanlığı'na. gelin dedim, beni denetleyin. Çok da şaşırdılar. Yani verdiğim, belki de Türkiye'de biri ilktir. Kendi kendini denetlettiren belediye başkanı olarak. Çünkü bizim alnımız açık. Bizim tek sevdamız bölgemizin en iyi şekilde kalkınarak, ilkleri başararak Antalya'ya ve Türkiye'ye örnek olacak bir bölge yaratmak. Hastane de bunlardan bir tanesiydi. Arkadaşımız geçen programda da anlatmama rağmen ısrarla diyor ki, bir de itham ediyor. Tabii ki bu kayıtlar alınıp ben suç duyurusunda bulunacağım.
Çünkü ben bu aşamalardan geçtim. Yani 20-21 milyona mal edilirken diyor, 26 milyon artık KDV olarak ihale edilmesi diyor. Şunu diyor, aradaki farkı diyor, yolsuzluk yaptın demek istiyor. Ama sizin hesabınıza göre 29 milyona geliyor. Bak, evet. 2000 dediniz, 14.500 desek yani 29 milyon. 29 milyon artık KDV'dir. Evet. İhale, yani Sağlık Bakanlığı yapsa bu nitelikte. Biz 26 milyon artık KDV vermişiz inşaat. Bununla ilgili kendisi de programlarda da anlattık. Dedim ki kardeşim, bak bunların hepsi senin ağababaların etrafındaki yapı, şer yapısı. Bunların trenine binersen daha çok mahcup olursun. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bununla ilgili de suç duyurusu yapıldı. Hı hı. Hastaneyle ilgili. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişiye tabii ki atadı. Bu da bilirkişi raporunda bütün incelemeler yapıldı. Ve sonuç bölümünü okuyacağım sadece. Lütfen. Yukarıda yapılan inceleme ve açıklamalarımız sonucunda tarafımızca ihale işlem dosyası incelenmiş olan Döşeme Yol İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi'nin tarafından ihalesi yapılmış olan Döşeme Altı 75 Yataklı Şelale Termesos Hastane İnşaatı Yapım İşi ihale işlem dosyasında İhalelerde görevli olan ilgililerin ihale sürecine, ihaleye fesat karıştırma. Çünkü böyle itham edildik biz. Aynı ona bakıyor tabii aynı gelende. Evet. Görevi kotaya kullanma ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil edebilecek başka bir eylem veya işlemleri bulunmadığı inceleme şeyinden sonra. İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan istekliye verilme kararı ile sonuçlandırılmış bulunduğu İhalede kamu zararı bulunmadı. Bunlar kim? Ankara Adliyesi'ndeki uzman denetçiler ve hukukçular. Bu bilir kişileri ben değil, mahkeme Antalya'da değil, Ankara'daki bir şeye gönderiyor. Zaten yargıya güvenilmesinden ya, bilir kişi raporunu yani, hakim kabul ettiyse. Şimdi bu bilir kişilerde neye göre bakıyor? Kullanılan teknik şartnamesini alıyor. O dönemin Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihalelerdeki birim fiyatlarını alıyor, özel pozları alıyor ve sonucunda da diyor ki burada bir de şeye bakıyordur tahminim, ihale şartnamesinde olanlar tabii, gerçekte tabii, yapıldı mı diye de yani, inceliyor. Arkadaşımız bir kamu teşekkülü, %100 belediyenin olan kamu şirketinin Sayıştay'a tabi olduğunu bilmiyor. Kamu ihale kanununa tabi olduğunu bilmiyor. Programda izleyince çok güldüm. Diyor ki bu diyor belediyenin yapmış olduğu ihale değil diyor. Şirketin yaptığı ihale. Bu tırıvır ihale diyor. Yani siz işi bilen biri olarak tabii inciniyorsunuz yani, da bundan. Şimdi hayır ben incinmiyorum. Ben arkadaşımızın bir belediye başkan adaylığına çıkıyorsun. Mimarsın. Önce belediye mevzuatını oturup incelersin. Kamu şirketi nedir incelersin, araştırırsın. Ve en komik olanı ya bir proje yaparken onun maliyet hesabını neye göre yaparsın? Teknik şartnamesi. Bu bizim internet sayfamızda var. İndir kardeşim teknik şartnameyi al ve ona göre çıkar. Amaç o değil. Amaç şöyle itham ediyor. Yani şunu diyemiyor çünkü. Turgay Genç döşeme altına proje yapmadı diyemiyor. Çünkü bunu bütün Antalya, bütün Türkiye kabul etmiş. Bu ölçekteki bir belediyenin bu kadar proje üretmesi gerçekten mucize. Bunu bana genel başkanım da söyledi. Ve her platformda takdirle karşılanışıyor. Bütün Antalya döşeme altının şu an 5 yıllık süreçte yüzün üzerindeki yaptığımız öyle küçük çaplı eserler de değil. Yani kentleşmenin modern her türlü ihtiyaçlarının yapıldığı, pazar yerlerinden, kent meydanlarından, yani merkez camisinden, hastanesinden, sağlık ocağından. Ya say bitmiyor. İnanın Uğur Bey, şunu söyleyeyim.
Zorlu bir süreç geçti. Evet. Ve bunların hepsini başarmak için, çünkü vatandaşıma ben söz vermiştim. Beklentiler de o doğrultuda yüksekti, bana güvendi. Güvendikleri için de ben bunları yapacağım diye gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. O yüzden de bu tür yalanlarla, iftiralarla bir yere varılamayacağını arkadaşımın da öğrenmesi lazım. Zaten bunu yapmaya çalışan yanındaki insanlar oldu. Ama bizim alnımız açık bir şekilde tüm varlık incelemeleri, bütün savcılık incelemeleri, her şeyden geçtim. Ve sonunda ben kendi kendimi denetledim diyorum yani. Ondan da geçtiniz. Yani. Anlıyorum. Yani ortada bir şey yokken tabii doğru olmayan bir ithamla karşılaşmanız. Ha, bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yani zannediyorum seçimden sonra bulunacaksınız. Tabii, kesinlikle. Yani diğer ondan dedim yani diğer ithamlarla ilgili de savcılık soruşturmalarından sonra ben hemen bu ithamları yapan yanındaki arkadaşları şu an tazminat davaları, iftira davaları bunlar açıldı. Bu davalara sevgili kardeşim de şimdi muhatap olacak. Çünkü insanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söyleyemezsin. Önce araştırırsın. Ben değil, benim alnım açık. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bunu Döşemaltı halkım da biliyor. O yüzden bununla ilgili bütün her türlü soruşturmalardan geçmiş. Bırakın soruşturmaları, zaten sen de teknik bir adam olacaksan eğer, bu işi biliyorsan eğer, zaten bu noktaya düşmemen lazım ama bununla ilgili de suç duyurusuna bulunacağım. Sırf itham ettiği için suç duyurusuna bulunacağım. Anlıyorum Sayın Başkan. Şimdi yeni döneme geçmek istiyorum ama sizin bir VTR'niz var, video var döşeme altında. Önümüzdeki 5 yılda neler yapacağınızı yönetmen arkadaşım onu hazırlayacağı kadar küçük bir soru daha sormak istiyorum ama bu kadar uzun cevap istemiyorum. Tamam, hemen hızlı. Kent meydanının yerini eleştirdiler. Rakipleriniz. Kent meydanının yerinde... Yani belediyenin önüne yapılmış, başka bir yere yapılmalıydı. Nereye yapılmalıydı Uğur Bey? Avrupa'da ben nerede ben kent meydanları? Ben eleştiriyi söylemekle. Şimdi Allah aşkına bakın yani bunu kentsel tasarımdan anlamayan veya bir mimarlık eğitimi almamış bir insan söylese dersin ki hadi ya olabilir şeyle karşılarsın ve cevaplandırma ihtiyacı duyarsın. Yani bu arkadaşımız hangi eğitimden geçti de bu diplomayı aldı ben şaşırıyorum. Bakın Uğur Bey. Yani meydandan gidin, belediyeye ya da hükümet ya, konağına dünyanın her yerine gidiyorsunuz. Siz de gidiyorsunuz, ben de gezdim. Bütün kentleşmenin tasarımlarını yapan arkadaşlar tam yüzyıllarca önceden beridir. Kent meydanlarının yanında hükümet konakları vardır. Her kent meydanı merkezse merkezin yanında hükümet konağı vardır. Ya belediyesi vardır, ya valiliği vardır, ya kaymakamlığı vardır. Yani bir de keşke, yani hep söylüyorum bunu. Hodri meydan gel karşımda konuş diyorum. Yarım yamalak böyle şeylerle, bahanelerle kaçtı. Karşımda olsaydı ben yüzüne sorma imkanı olurdu. Kent meydanını Döşemaltı'nda başka nereye yapacaktın Emre Bey? Yani bana bir söyler misin? Bütün Döşemaltı halkıma soruyorum buradan. Yeniköy'ü, merkezimizi şöyle bir gözünüzden geçirin. Allah aşkına vicdanen bırakın eğitimi, kentleşmeyi, mimarlığı, her şeyi bir kenara bırakın. Ya kent meydanını nereye yapacaktık? Tamam, buna da cevap vermiş olalım. Süre bitsin istemiyorum. Arkadaşlar hazırlamış, seçildiğiniz takdirde 2019-2024 döneminde vaat ettiğiniz, yapmayı planladığınız bizim projeler. Bizim için önemli olan onlar zaten. Sevgili izleyiciler, 2019-2024 döneminde Turgay Genç'in Döşemaltı projelerini birlikte izleyelim. Başkan Turgay Genç'in yeni projeleri. Kırkgöz Doğa Parkı projesi. Döşemaltı Belediyesi, ilçe sınırlarında olmasına rağmen hiçbir yetkisinin bulunmadığı Antalya'nın en büyük doğal gölü ve çevresi için 4,5 yıllık mücadelenin sonunda planlama ve uygulama yetkisi aldı. 500 bin metrekarelik projede 300 bin metrekare yeşil alan yer alıyor.
Bu döşeme altı sınırlarında kişi başı yeşil alan miktarının 5 metrekare artması anlamına geliyor. Seyir terasları, yürüyüş alanları, bisiklet parkuru, araç otoparkı ve çevre düzenlemesiyle Kırkgöz Gölü ilçenin ve Antalya'nın yeni yaşam alanı olmaya hazırlanıyor. Atatürk Caddesi Çevre ve Cephe Düzenleme Projesi. Döşeme altının kalbi konumundaki Atatürk Caddesi'nin kaymakamlık ve belediye arasında kalan kesiti yeni bir cazibe merkezi olarak yolları, kaldırımları, kent mobilyaları ve bina cephe düzenlemeleriyle modern ve çağdaş bir kimlik kazanacak. Kent Meydanı 2. etap projesi. Kısa zamanda Antalya'nın en güzel meydanı olarak anılmaya başlayan Döşemealtı Kent Meydanı'nın yan tarafındaki Antbirliğe ait çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yapılar yıkılarak Kent Meydanı 2. etap projesiyle yeni kimlik kazanıyor. Kent Meydanı büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Kanal boyu yeşil alan projesi. Döşemealtı ilçesini baştan başa bölen Devlet Su İşleri Kanalı, ilçemizin nefes alacağı alan olarak yeniden düzenleniyor. Kent merkezimizin doğusunda bulunan kanal boyu birinci etapta yepyeni bir park ve sosyal alan olarak halkımızın hizmetine açılacak. Katlı otopark projesi. Döşemealtı kent merkezi artan nüfus ve araç yoğunluğuyla her geçen gün daha fazla otopark ihtiyacını hissetmeye başladı. Bu sorunu çözmek üzere hazırladığımız ilçenin ilk katlı otopark projesiyle Döşemealtı Kapalı Pazar Yeri, Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Camii ve kent merkezinin otopark talebi karşılanmış olacaktır. Eğlence ve Su Parkı projesi. Kuzey kent mevkiinde çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir aktivite alanı doğuyor. İçinde su oyunları, spor alanları ve yeşil alanları barındıran 80 dönümlük yeni bir eğlence parkı döşeme altındaki hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Termesos Gösteri Merkezi projesi. Ünlü sanatçılar konser vermek için artık döşeme altına gelecek. Nebiler Mahallesi'nde inşa edilecek 1500 kişilik gösteri merkezi doğaya uyumlu mimarisiyle olduğu kadar nitelikleriyle de ön plana çıkıyor. Teknolojik altyapısı 200 kişilik otoparkı ve kapalı tribünleriyle misafirlerini ağırlayacak. Havacılık Parkı projesi. Karain Havaalanı'nın bulunduğu alanda Türkiye'nin ilk havacılık parkı kurulacak. Türk Hava Kurumu ile birlikte yapılan protokolle Türkiye'de yapılması planlanan Dünya Havacılık Olimpiyatları için proje geliştirildi. Bu proje hayata geçtiği takdirde Döşemealtı markasını tüm dünyaya tanıştırmış olacağız. Park içinde uçak müzesi, paraşüt, planör eğitim alanları, model uçak eğitim alanları, tema parkları, Türkiye'nin en büyük karting pisti gibi birçok aktivite olacak. Bu park hem Döşemealtı'na, hem Antalya'ya, hem de Türk turizmine hizmet edecektir. Döşemealtı Bisiklet Yolu Ağı Projesi. Çağdaş ve çevreye duyarlı kentlerin olmazsa olmazı bisiklet yolları Döşemealtı'nı baştan başa saracak. Mevcut 2,5 kilometrelik bisiklet yolu 22 kilometrelik bir sistem ağ haline geliyor. Sağlık Bahçeleri Projesi. Belediyemiz mülkiyetindeki atıl durumdaki alanlarda 50 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sebze, meyve yetiştirmek üzere parseller tahsis edilecek. Böylece bu yaş kuşağının diyabet, obezite gibi hastalıklarla tedavisi için imkan sağlanacak. Döşemealtı Nar Zeytin Entegre Depolama İşletme Pazarlama Tesisi Projesi. Başta Çığlık olmak üzere bölgemizde kıymetli nar ve zeytin ürününü çiftçimizle birlikte depolayıp işleyerek ve pazarlamasının yapılacağı 22 dönüm üzerinde entegre tesis kuruyoruz. Bu projeyle soğuk hava depoları, zeytin ve nar işletme üniteleri, pazarlama birimleriyle bölgemizin tarımsal ürünleri hak ettiği değere kavuşacaktır. Döşemealtı Doğal Yaşam, Eğitim ve Üretim Çiftliği Projesi. Doğal ürünlerle beslenmek günümüzde sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı.
belediyemizin kuracağı Doğal Ürünler Çiftliği tüm Antalya'ya üreticimizle el ele nar ve zeytinden süt ürünlerine, doğal çiftlik yumurtasından organik sebze ve meyvesine doğal ürünler sunacak. Organik pazarımız yeni bir cazibe merkezi olurken döşeme altı halısı çiftliğimizde değer kazanacak. Çiftliğimiz çağdaş çiftçilik metodlarını, çocuklarımız doğal yaşamı öğrenecekler. Kırsal Hizmet Yaşam Merkezleri Projesi. Son 5 yılda neredeyse tüm kırsal mahallelerimize kapalı pazar yeri ve aşevi kazandırdık. Bu dönemse her mahallemize içinde muhtarlık, sağlık kabini, belediye hizmet noktası, toplantı salonu ve mini marketi olan Yaşam Merkezleri Projesi hazırladık. Bu sayede gencinden yaşlısına vatandaşlarımız ilçe merkezine ya da Antalya kent merkezine gitmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Kırsal mahalleler imar planı. Artık her kırsal mahallemizin bir imar planı olması yasal zorunluluk. Ev yapmak, bina dikmek, yol açmak için mutlaka bir imar planına ihtiyaç var. Sözümüz söz. Önümüzdeki 3 yıl içinde imar planı olmayan mahallemiz kalmayacak. Kırsal mahalleler arası ve döşeme altı arası ring ulaşım projesi. Antalya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesiyiz. Dolayısıyla toplu taşıma ve ulaşım önemli sorunlarımızdan biri. Mahallelerimiz ve ilçe merkezi arasında elektrikli çevre dostu taşıtlarla halkımızı günün her saati mahallesinden döşeme altı merkeze ücretsiz taşıyarak bu önemli soruna bir alternatif çözüm getireceğiz. Sosyal kültürel semt evleri projesi. Yaşlılarımız, kadınlarımız, annelerimiz kendi mahallesinde yapılacak semt evlerinde hizmet alacaklar. Yaşlılarımız semt evlerinde emekli kahvesinde vakit geçirirken temel sağlık hizmeti alabilecek. Kadınlarımız meslek edinme ve hobi kurslarına giderek kendini geliştirirken çocukları da aynı merkez içinde bulunan saatlik çocuk bakım ünitesinde vakit geçirebilecek. Semt evlerimiz sosyal yaşantımızın vazgeçilmezi olacaktır. Çocuk evleri projesi. Her şeyi biz çocuklarımız için yaptığımız ekolojik kreş Türkiye'de örnek gösteriliyor. Çalışan ailelerin yoğun olduğu mahallelerden başlayarak mahalle çocuk evleri inşa edeceğiz. Minik yavrularımız ilk eğitimlerini evlerine yürüme mesafesindeki bu kreşlerde almaya başlayacaklar. Güreş merkezi ve güreş akademisi projesi. Atasporu güreş ve yağlı güreşlerde döşeme altı artık bir marka. Yeni yapılacak tesisimiz tamamının üstü kapalı 5000 seyirci kapasiteli modern yapısıyla 40 Pınar'a rakip olacak ve ülke çapında ses getirecek. Tesisin içindeki güreş akademisi güreş sporuna meraklı çocuk ve gençlerimizin güreş eğitimini en iyi ve çağdaş biçimde almasını sağlayacak. Güreş akademimizde yeni şampiyonlar çıkacak. Cemevi projesi. Bütün inançlara saygımız sonsuz. Alevi yurttaşlarımızın inançlarına göre eksiksiz ibadet edebilecekleri Cemevi'nin bütün projeleri hazır. Döşeme altında Cemevi projesini hayata geçireceğiz. Çok amaçlı etkinlik merkezi projesi. 700 kişilik projelendirilen çok amaçlı etkinlik projemizin ilçemizde yapılacak nişan, düğün, sünnet, konser ve benzeri etkinliklerin tek adresi haline gelecek. Yaşlı bakım evi projesi. Yaşlılarımız en iyisine layıktır. Yeni projelendirdiğimiz yaşlı bakım evimiz yaşlılarımız için her türlü konfor düşünülerek tasarlandı. Yaşlı bakım evimizde konaklama hizmetinin dışında hobi atölyeleri, televizyon odaları ve kapsamlı sağlık ünitesi mevcuttur. Belediyemiz bir hayırsever vatandaşıyla birlikte yapmış olduğu protokole istinaden projemiz başlamıştır. Atlı Spor Eğitim Merkezi projesi. İnşaatı devam eden Antalya Hipodromu'nun güneyinde 230 dönümlük alanda kurulacak Atlı Spor Merkezi, her yaştan atlı spor meraklılarının kapalı ve açık manejlerde gezinti parkurlarında at ve midilliye binmesi, doğayla iç içe spor yaparken dinlenmesini sağlayarak döşeme altına değer katacaktır. Döşeme Altı Belediyesi'nden üniversite adaylarına müjde. Döşeme Altı Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere yönelik ücretsiz kurs imkanı sağlamaya hazırlanıyor. Atatürk Caddesi üzerindeki belediye iş merkezinde oluşturulacak derslikler aracılığıyla deneyimli öğretmenler tarafından üniversiteye hazırlık kursları verilecek. Başkan Turgay Genç,
imkanı olan ya da olmayan tüm üniversite adaylarının üniversiteye hazırlık eğitiminden yararlanmasını hedefliyor. Döşemealtı Belediyesi sokak hayvanları için barınak kuracak. Döşemealtı Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik hayvan barınağı projesini hayata geçirecek. Döşemealtı Belediyesi sokak hayvanları sağlık ve rehabilitasyon merkezi için geri sayım başladı. Bilim merkezi projesi. Çocuklarımız ve gençlerimiz bilimsel eğitim aldığı sürece çağdaş dünyayla rekabet edebilir, gelişebilir. Yeşilbarır'daki gençlik merkezinin yanına inşa edilecek bilim merkezi planetoryumu, deneysel etkinlik salonları, matematik merkezi ile Antalya'nın ilk kapsamlı bilim merkezi kurulacak. Halk Kart projesi. Döşemealtı Halk Kart'la ilçe sınırlarında yaşayan sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan kişi ve ailelerin belediye olanakları dahilinde ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Küçük esnafa da can suyu olması düşünülen Halk Kart, 4 Ocak 2018 tarihinde Belediye Meclisi'nin 33 sayılı kararıyla kesinleşmiştir. Sosyal amaçlı bu kartla 5000 ihtiyaç sahibine ulaşılması amaçlanmaktadır. Döşemealtı için yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyen Başkan Turgay Genç, hemşehrilerine selam ve saygılarını sunuyor. İzledik efendim, 30'a yakın proje var. Vizyon, evet, projeler tabii ki, evet, bunlar. Evet. Kentsel projeler, kırsal, bir de sosyal ve gençlik projeleri diye ayırmışsınız. Evet, Uğur Bey. İhtiyaçları tespit ettiniz 5 yıl boyunca. Tabii. Önümüzdeki dönemde bunlar olacak. Evet. Size yine heyecanlandıranlar da vardır tahmin ediyorum. Tabii hangisini bekliyorsunuz bir an evvel yapmak için? İnanın şunu söyleyeyim Uğur Bey. Hepsi birbirinden özel ve aşağı yukarı bir yıllık bir çalışmadır bu. Zaten biraz önce programın başında da söylediğim gibi şu vardı. Yani biz orada modern Antalya'nın geleceği olan ilçeyi yaratıyoruz. O yüzden de 100'ün üzerinde yaptığımız projelerle bütün girmiş olduğumuz kamusal platformlarda, proje yarışmalarında 7 ödül almışız. Yani 7 projemiz ödülle taçlandırılmış. Bunların içerisinde Gençlik Meclisi gibi sosyal projeler de var. Bunların içerisinde altyapı projeleri de var. Şehit Mustafa Gürcan gibi, eğitime yönelik ekolojik kreş gibi. Aslında şunu söyleyeyim, yani Döşemealtı bir marka oldu. Yani yapmış olduğu bu projelerle marka oldu. Ve zaten hedefim de oydu. Tabii ki bundan sonraki süreçteki hazırladığımız projeler bütün halkımızın takdirine sunduk. Nerede yapılacağı ve toplumsal olarak vatandaşlarımızın ihtiyacı, temel ihtiyaçlarına yönelik hem kentsel projeler hem kırsal projeler Döşemealtı'mızı çok daha pik noktaya getirecek. Yani içinde, merkezinde bisiklet yollarıyla, yürüyüş akslarıyla, cadde düzenlemeleriyle, otoparklarıyla, yaptığımız kent parkının ikinci etabı alışveriş üniteleriyle, EYUAŞ'tan kullanım yetkisini aldığım kanalların düzenlemesiyle, yaşam alanlarıyla, ışıl ışıl 24 saat yaşayan canlı, merkezi canlı. Ama bununla birlikte kırsalında da yine üreticimizle, hayvan üreticimiz olsun, tarımsal üreticimiz olsun, kırsal projelerde belediye sorumluluğunun bilinci içerisinde. Belediye şirketimizi bu birliklerle ortaklaşa, nar, zeytin, entegre tesisleriyle yine Döşemealtı markası yaratacağız. Yine bu ürünlerden işlenerek oluşan ürünleri yine Döşemealtı markası adı altında hem üreticimizin maliyetleri çok yüksek olan, özellikle kar marjları her geçen gün düşen nar üreticimizin, zeytin üreticimizin maksimum verim almasını sağlayacağız. Maksimum kazanç elde etmesini sağlamak. Ve bunun dışında Döşemealtı markasını yaratırken özellikle hayvancılıkla uğraşan bölgemizdeki daha düzenli, sistemli hayvancılık üretim tesislerinin oluşması. Ve bu üretim birlikleriyle beraber, biliyorsunuz büyükşehirimizin de projesi var. Yani yem fabrikası kurup ucuz noktada üreticiye yem vermesi gibi. Biz de üretilen ürünlerin, sütün, çeşitli işleme entegre tesisleriyle yine Döşemealtı markası adı altında ve
bizzat belediye şirketinin de üretici birlikleriyle taşın altına elini koydurarak, belediye onun için var. Hı hı. Yani döşem altındaki yaşayan vatandaşı için döşem altı belediyesi vardır. Bizim anlayışımız bu. O yüzden de hazırlamış olduğumuz diğer alanda sosyal projeler anlamında ise gerçek sosyal belediyecilik anlayışı duyarlılığı içerisinde. Yani bakıma muhtaç vatandaşlarımızın her daim yanında olan, yaşlılarından tutun, yaşlı bakım evleriyle birlikte, çocuklarının her mahalleye yapacağımız kreşleriyle, kadınlarımız için semt evlerimizdeki, her mahallemizde yapacağımız semt evlerimizdeki kurs merkezleri, el işi kurs alanlarıyla. Yani tam anlamıyla modern gelişen, kırsalı da modern köylerden oluşan Antalya'nın markası yapacağız. Biz bu amaçla çıkmıştık. Zaten 5 yıllık süreçte geldiğimiz noktaya baktığımız zaman yüzün üzerinde yaptığımız bu projeler hep bu anlayışla tasarlanmış projeler. Yoksa bugün Türkiye'de ilk hastanesini yapan belediyeyiz. Hastane yapmak belediyelerin görev ve yetkisi yok. Müfredatında yok. İşletmek müfredatında yok. Ama buna duyarsız kalamazdık. Çünkü benim halkım, vatandaşım en ufak bir muayene için 20 ila 40 kilometre, 45 kilometre Antalya merkeze gidişi gelişi sıkıntılı, ekonomik seviyesi düşük olan vatandaşlarımız iki minibüs değiştirerek o mesafede hasta hasta gidip gelme eziyeti varken, her şeyin dışında acil bir noktada belki 20 dakika önce müdahale etmesi hayatını kurtarılabilecekken hayatından olma noktasına gelen vatandaşlarımız var burada. Buna duyarsız kalamazdım. Yani ama şunu söyleyeyim, yaptığım bütün eserlerle ben onur ve gurur duyuyorum. Bunu biz bütün çalışan Döşemaltı Belediyesi personelimle birlikte yaptım. Hepsine buradan minnetlerimi sunuyorum. Çünkü bizlerin hepimizin amacı kendi bölgemizi en iyi bir şekilde kalkındırmak, geliştirmek, insanların yüzünün gülmesi, ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çaba sarf eden kişileriz. Evet efendim, şimdi Antalya büyüdükçe döşeme altına doğru büyüyecek. Tabii. Döşeme altı da büyüyecek. Evet. Daha yapılacak çok iş olduğuna inanıyorum. İki gün kaldı seçime. Evet. İki gün sonra sabah insanlar sandık başına gidecek, giderek döşeme altında ve yani sizin bölgeniz için söylüyorum, Büyükşehir'de kimi görmek istediklerini sandığa atacaklar. Evet. Seçmenlere yönelik bu 48 saat öncesinde sizin son sözlerinizi almak istiyorum efendim. Döşeme altı halkımız bilinçli ve duyarlıdır. Yani bizleri de takip ediyor. Tabii ki rakiplerimizi de takip ediyor. Bizlerin beni tanıyorlar, şu süreçten dolayı tanıyorlar. Yani 5 yıllık belediye başkanlığı sürecimde bölgemde yaşayan 64 bin insanın belediye başkanı olmaya çalıştım. Yani seçildiğim günde itibaren elbette ki ideolojimiz bellidir. Elbette ki herkesin siyasi görüşüne saygı duyarız. Ama seçildiğim günden itibaren hangi siyasi görüşte olursa olsun ayrım yapmadım. Nereli olursa olsun ayrım yapmadan, bana oy versin vermesin ayrım yapmadan, herkese, bütün döşem altında yaşayan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hep eşit mesafede, güler yüzle ve saygıyla onların ihtiyaçları için çaba sarf etti. Bakın Uğur Bey, şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %21-22 idi. Döşemaltı halkım bana %44 ile göreve getirdi. Yani AK Partili Döşemaltı'nda yaşayan vatandaşımın da takdiriyle göreve geldim. MHP'li vatandaşımın takdiriyle göreve geldim. İYİ Partili, HDP'li, her görüşten insanların güveni ve takdiriyle göreve geldim. Ve şu anda da kurmuş olduğum ekibimde de her siyasi görüşten kişiler var. Yani MHP'de geçen dönem rakibim olan arkadaşım şu an benim ekibimde çalışma arkadaşım. AK Parti'de ilçe başkanlığına aday olmuş arkadaşım şu an benim ekibimde ekip arkadaşım. Yani tabii ki herkesin siyasi görüşüne saygı duymakla birlikte bizim
amacımız döşem altı kocaman bir aile gözüyle bakıyorum. Ve bizler de şahsım da o ailenin fertlerinden bir tanesiyiz. O ailenin mutluluğu için, o ailenin güzel günleri yaşaması için, gelişmesi için, kalkınması için, yaşam alanlarıyla, sosyal alanlarıyla, kentsel alanlarıyla, kültürel alanlarıyla en iyi şekilde gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ben halkıma güveniyorum, döşemaltı halkıma güveniyorum. Biz bütün olduk çünkü. Onların çoğunun evladı, çoğunun kardeşi, gençlerimizin abisi, çocuklarımızın amcası olarak hep her gittiğim kampanya döneminde de Sevgi Seli ile karşı karşıya kaldık. O yüzden de hiçbir şüphem yok. 1 Nisan'da döşem altında da tekrar bahar açacak, devam edecek. Ben buradan bütün halkımın duyarlılığını sesleniyorum. Tabii ki rakiplerimize de başarılar diliyorum. Çünkü her ne kadar iftiralarla, yalanlarla, karalamalarla siyaset yapma tercihinde bulunsalar da ben onları affediyorum. Onu söyleyeyim. Yani sonuçta onlar da döşem altında yaşayan, döşem altının evladıdır diyorum. Ama affetmeyeceğim tek bir şey vardır. İtham ve iftira. Çünkü insanlar bayrağı için yaşar, namusu için yaşar. En önemli değerleridir bu değerler. Bunlara ithamlarını affetmeyeceğim tek şey bunlar olacaktır. Ha, onun dışında ben bütün döşemaltı halkımla, zaten bir bütün, o yüzden de hiçbir şüphem yok. Anketlerde de %60 oranları geliyor zaten verileri. Halkımızda buradan minnetlerimi sunuyorum. Ve bir, güzel bir 5 yıl bekliyor bizi diyorum. Biz de başarılar diliyoruz seçimde efendim. Hayırlı olmasını diliyoruz Döşemaltı ve Büyükşehir'imiz için. Katıldığınız için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Sevgili izleyiciler, seçim 2019'da Döşemaltı Belediye Başkanı Sayın Turgay Genç'i ağırladık. Seçim 2019 devam ediyor. Mesaiyi Hazal Bozkurt arkadaşıma devredeceğim. Birazdan Hazal CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'u ağırlayacak. İzlemenizi tavsiye ediyor. İyi akşamlar diliyorum.